Biraz sürtünme kuvveti üzerine konuşalım. Şimdi sürtünme kuvveti ile ilgili iki tane aslında çok iyi anlaşılmayan şey var. Böyle genelde hep öyle şeyleri konuştuk. İşte eylemsizlik dedik. Pek anlaşılmayan yanlarından bahsettik. Etki tepki kuvveti. O da o şekilde. Eylemsizlikle ilgili belki dersin sonuna birkaç şey daha söylerim. Bir iki böyle örnek gibi bir şey yaparız. Sürtünme kuvveti ile ilgili o iki şeyden bir tanesi sürtünme kuvvetinin yönü. Baya benim gördüğüm kadarıyla problemli. Sorduğumda hep böyle farklı farklı cevaplar gelebiliyor öğrencilerden. Ee, sorular karmaşıklaştıkça özellikle. Bir diğeri de sürtünme kuvvetinin şiddeti. Şimdi sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü siz nasıl tarif ediyorsunuz? Şöyle fs dediğiniz zaman ne yazıyorsunuz matematiksel olarak? K çarpı ne yazıyorsunuz? Tamam. Bir tane örneğe bakalım. Şimdi benim cisimler hep 2 kilogram. O yüzden bu da 2 kilogram. Ben buna sürtünme katsayısı da zemindeki sürtünme katsayısı sayısı da 0,5 olsun. Ben buna 6 newtonluk bir kuvvet uyguluyorum. Bu başlangıçta duruyor. Sürtünme kuvveti kaç newton olur? Soru bu. Çözebilirsiniz. Dolayısıyla sorsa sorar yani bunun gibi bir şey. Başlangıçta duruyor. 6. O soldaki denklem ne işe yarıyor? Ya bütün tuşlara basıyorsunuz ha. <laughs> Bu e, ee, dün Halil Hoca ile bir sohbet ediyorduk da son zamanlarda daha çok gördüğünü söylediği bir şeydi. Siz de kendiniz de fark edin. İşte diyor ki mesela matematik sorusu yazıyorum diyor. Önce bir cevap geliyor sonra bir başka bir cevap geliyor. Sonra bir başka bir cevap geliyor. Diyor ki acaba bu öğrenci soruyu çözerken şöyle mi çözüyor? Önce bir hatırladığı bir şey deniyor. Sonra bir şey deniyor. Sonra bir şey deniyor. Şıklarda olanı gördüğü zaman işaretliyor geçiyor. Yani evet aynı kişiden. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Bir soruyu tek bir yöntemle çözersin, tek bir cevap söylersin, konu kapanır. Yani sınavda nasıl yapıyorsan yap diyebilirim tabii de. Sonuç olarak seni doğru ya da yanlış üzerinden değerlendirecekler. Tabii bu tuzağa düşebilirsin. İlk bulduğun bir şey, yanlış bir şey yaparsın. Bulduğun şaşıklarda şey vardır, işaretlersin yanlış olur. Şeyle alakalı bir problem. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani iyi anlamak değil de bir an önce cevap vermek. Ya ben bir derse girdiğimde bunu yitireli çok oldu. Mesela hoca bir şey sorduğunda cevap verme şey hissetmiyorum. Hani verebilirim, vermeyebilirim. Ee, Ali Hoca'nın videosu var belki görmüşsünüzdür. Kızıyor öğrencilere böyle. Bir şey söylüyor. Öğrenci cevap veriyor. Fonksiyon mu diyor? Sonra o da kızıyor. Diyor ki sen diyor böyle kendi kendine fonksiyon diyor musun ya diyor işte. Niye fonksiyon dedin sen falan diyor. Ya o da sinirleniyor tabii. Hani anlamadan, dinlemeden neye cevap veriyor? Niye cevap veriyor? Mesela ben bunu soruyorum sürtünme kuvvetini. Düşün. Gerçekten doğru cevap biliyor söyle. Yani sizi asla hani konuşmaktan alıkoymak ya da cesaretinizi kırmak için söylemiyorum. Bu Buradaki olay şey, bizim toplumumuzda, ülkemizde şey gibi bir şey var. Biz kendimizi ispat etmek zorundayız. Yani siz de buna zorunda bırakılıyorsunuz. Ben de zamanında kendimi böyle hissettim. Kendimi ispatladığımı düşündüğüm güne kadar belki neredeyse hiç huzurlu değildim. Babama, aileme, kız arkadaşıma, okuldaki hocama kendimi ispatlamam lazım. İspatlayacağım, ispatlayacağım. Yani hayır benim derste dersi anlamam lazım. Birine bir şey ispatlamak zorunda değilim. Bizdeki insan işte daha sonra belli hasarlarla saçma sapan egosu olan ve bilim dünyasına da ciddi katkıları olmayan ama her yerde de böbürlene böbürlene bir şeyler anlatan insanlar oluyor. Diğer tarafa bakıyorsun. Adam Caltech'te, MIT'de, Harvard'da 25 yıl önce yaptığı bir çalışmadan Nobel ödülünü alıyor. Çok sakinlikle ne yaptığının çok iyi farkında. Adam bir problemi anlamaya çalışmış. Anladığı noktada gitmiş ona bir çözümleme getirmiş. Yıllar geçmiş üzerinden Nobel ödülü ver alıyor bunun üzerinden. Oldukça sakin. Bizde de böyle şey, bir şey yapmam lazım, ispatlam, akademideyim. Hemen makale yazmam lazım, makale atıf almam lazım. İşte onu bilmem nereye göndermem lazım. Şu pek olmuyor genelde. Ya benim bir şey anlamam lazım. Bir insan hayatı boyunca bir tane şeyi anlasa, bugünkü akademik dünya için söylüyorum. İşte Einstein'ın zamanında anladığı 3-5 tane şey, var diyelim ki gerçek manada anladığı. O zamanlar bilim tabi daha üretken. Daha insanlık daha geride olduğu için bilim açısından. Bugünün dünyasında bir tane şeyi anlasanız. O bir tane şeyle ilgili bir tane dişe dokunur bir makale yazsanız. çözümleme getirseniz ve hayatınız bununla tamamlansa Bilime müthiş bir katkı yapmış olursunuz. Bununla da tatmin olabilirsiniz. Şey yapmak zorunda değilsiniz yani hani işte o alanda da bu alanda da falan. Hem hani diyoruz ya Mimar Sinan hem geometri alanında işte hem atıyorum inşaat statiğinde hem de bilmem ne alanında ama onlar eski insanlar ve o zaman Bilim bu kadar canlı değil. Bakıyorsun adam hem mimar hem tıpla ilgileniyor. Var mı bugün böyle bir şey? Ya akılsız olduğumuzdan falan değil. Uzmanlaşma çok derin. Ben zaten doktor öğrencisi olana kadar işte yaşlanıyorum yani. Çünkü çok fazla öğrenmem gereken artık şey var. Birikimli ilerliyor bu. Neyse çok fazla şey odaklanmayın hani böyle sonuca ulaşmaktan ziyade anlamaya odaklanmak lazım. Bunu böyle yazmamın sebebi şuydu. Buradaki normal kuvveti bunlarla 20 newton olduğu için normal kuvvetli 20 newton değil mi yukarı doğru ve. K çarpı N'yi yazdığım zaman 0,5 çarpı 20'den 10 Newton çıkıyor burası. Fakat bu matematiksel denklemde bir sıkıntı var. Bu 10 Newton olsa sürtünme kuvveti, hele bir uyguladığım kuvvete de bir de geri doğru olsa bu cisim geriye doğru imelenmeye başlar. E, sürtünme kuvveti bunu durduracak da bir şey, hareketin engel olacaktı, yüzeyden kaymasına engel olacaktı bir şeyler. Çok saçma oldu değil mi? Geriye doğru gitmeyecek bu. Buradan bunu dengeleyecek. Bu değil. Sonra bu niye diye sorduğumda orada ortalık birbirine girdi. E, bu sürtünme kuvvetinin ne? ne değeri bu? Sürtme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Statik kinetiği hiç karıştırmıyorum onu anlatmayacağım önemli değil. Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Yani mesela ben şuradan 14 Newton uygulasaydım sürtünme kuvveti ne olacaktı? 10 Newton olacaktı. 5 Newton uygulasaydım 5. Yani bir grafik çizelim. Şu sürtünme kuvveti şurada uyguladığım kuvvet. Uyguladığım kuvvet 10 Newton'a ya da K çarpı N'ye değeri diyelim. Gelene kadar uyguladığım bu zaten ikisi de Eksenler kuvvet olduğu için bu da k çarpı neye kadar. Hani şöyle. Şuraya kadar birlikte artacaklardı böyle. Yani 5 uyguluyorum 5, 6 uyguluyorum 6, 8 uyguluyorum 8, 10 uyguluyorum 10 ama burası 14 olunca bu 10'da sabitlendi. Yani burası artmaya devam ederken de böyle kalacak değil mi? Demek ki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri zaten böyle bir grafikte elde ediyorsam sürtünme kuvvetini böyle bir denklem sadece bir noktanın değeri olabilir. O da hangi noktanın değeri? Şuradaki sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Mesela Yine 2 kilogramlık bir cisim olsun. Sürtünme kat sayısı 0,4 olsun. Şuradan da 80 Newton'lık bir kuvvetle bunu ittireyim. Düşey bir duvar. Duvardaki sürtünme kuvveti ne kadar olur? Yani du cismin duvara, duvarın cisme uyguladığı diyelim. Bu, bu sürtünme kuvveti kime etki eden kuvvet? Şu 6 Newton yazdığım, şu 6 iken. Bu, bu kuvvet kimin üzerinde? Bu yazdığımız. Yani cismin üzerinde değil mi? Çünkü ben cismin üzerinde kuvvetlere baktım. Peki cismin zemin uyguladığı sürtünme kuvveti? O da 6 Newton. Hangi yönde? O da zemini ileriye doğru kaydırıyor. O da zeminin üzerindeki sürtünme kuvveti de bu yönde. Tamam ben şimdi burada da bu cismiyle ilgileniyorsam onu sorayım. Cismin üzerindeki sürtünme kuvveti yönü ne yönde olacak? Yukarı yönde. Tamam. Büyüklüğü ne kadar olacak? Diğer kuvvetleri de düşünelim. Bu cismin ağırlığı var aşağı doğru. Onları bir yazalım. 20 Newton. Bu cisim kayar mı buradan? Şimdi sürtünme kuvvetinin maksimum değeri ne kadar? Fc max. K çarpı neyi? Az önce söylediğimiz. 0,4 çarpı 80'den 32 Newton. Bu sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Bu değeri almamış olabilir. Burada denge olacağına göre sürtünme kuvveti yukarıya doğru 20 Newton olmalı. Tamam. Şurada şöyle gösterelim. Yukarıya doğru 20 Newton duvarın tepkisi de şöyle 80 Newton. Doğru mu? Böylece bu cismin üzerinde sağ sol yukarı aşağı dengesini sağlamış oldum. Aşağı ama 80 Newton uyguluyorsam aşağı kaymaz. Eğer başlangıçta aşağı doğru bir hızı varsa. Hadi öyle olsun. Başlangıçta bu cisim aşağı doğru bir hızı vardı. O zaman bu cisim kaymakta olduğu için bir kere yukarıya doğru 32 Newton sürtünme kuvveti olmak zorunda. Çünkü bu cisim artık kayıyor. Yani hareketli bir durumda. Zeminde kayıyor. 32 Newton olan o maksimum sürtünme kuvveti değerini alacaktı. Ağırlığı aşağı doğru 20 Newton olacaktı. Şuradan 80 uyguluyorum. Şuradan 80 uyguluyorum. Ee, üzerindeki net kuvvet kaç Newton oluyor? 12 Newton. Yukarıya doğru frenliyor bu. Değil mi? Yani yukarıya doğru inmesi var. Aşağı doğru kayıyorsa gittikçe yavaşlayıp bir süre sonra duracak. Ve durduğunda tekrar sürtünme kuvveti 20 Newton olacak. Ağırlığı kadar. Tamam. Dolayısıyla e, ÖSM bunu şöyle bir soru olarak sormuştu. Şu kuvveti arttırırsam sürtünme kuvveti nasıl değişir diye sormuştu. 3 tane örnek vermiş. İşte birisi de 80, birinde 100, birinde 120. Ama hepsinde sürtünme kuvveti 20 Newton değil mi? Sürtünme kuvveti artmıyor. Şuradan uygulamam gereken minimum kuvvet ne kadar? Şu 20 Newton'ı dengeleyecek kadar değil mi? Dengede tutmak için söylüyorum. O zaman şununla kaçı tut çarparsam 20 yapar? 50 Newton değil mi? Demek ki ben 50 N'ın şu kuvvet 50'nin altına düşerse bu cisim aşağı kaymaya başlayacak. O zaman sürtünme kuvveti de 20'nin altına düşmeye başlayacak. Mesela 30 olsa yandan bastırma kuvvetim 30 çarpı 0.4'ten 12 N yapıyor. Artık şurası 12 olacak. Burası 20. Dengeleyemeyeceğim ben bunu değil mi? Aşağı doğru düşecek. Tamam. Uygulamam gereken minimum kuvvette o yüzden e, 50 N. Peki. Sürtünme kuvvetin yönünü nasıl buldum bu problemlerde? Yani i̇çgüdüsel olarak buldum değil mi? cisimle bir şey başka bir şeyle doğrultuda demen Evet, evet öyle söyleyebiliriz. Zemine paralel olmak zorunda. Sürtünme kuvveti zem yani bir, zaten şey demiştik hatırlıyorsun değil mi? Kuvvetleri yani zeminin bir cisme uygulayacağı kuvveti iki bileşene ayırıyoruz. Birisi normal kuvveti, kendisinden öteye cismin içine batmasını engelleyen kuvvet. Oradaki, şuradaki şu 80 Newton o. Bir de zeminin uyguladığı sürtünme kuvveti var cisme. Peki şunu sorsa <laughs> bu, bu, bu problemde, şu problemde bunu unutalım. Bu problemde bu zeminin cisme uyguladığı kuvveti sorsa böyle dese. Zeminin cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur dese. <laughs> Burada. Zeminin cisme uyguladığı kuvvet dedi. Ve hangi yöndedir dese. Hangi yöndedir zeminin cisme uyguladığı kuvvet? Ya yani zemin diyorum pardon duvar duvar yani. Duvarın cisme uyguladığı kuvvet. Hangi yönde? Bu kuvveti kim uyguluyor? Onu da zemin. Zeminin uyguladığı kuvvetin iki tane bileşeni var. Zemin aslında şöyle bir kuvvet uyguluyor. Yani elinizi şöyle duvara şu şekilde bastırın. Şöyle. Duvar elinizi hangi yönde kuvvet uygulayacak? Siz duvara bu yönde uyguluyorsanız duvar da size bu yönde uygulayacak hem bu yönde sürtünme hem bu yönde normal var değil mi? Şö şöyle. Değil mi? Zeminin uyguladığı zeminin uyguladığı e, kuvveti Pisagor şeyini kullanarak bulabilirsiniz. 28 değil mi? Öyle oradan hesaplayacaksınız. Köklü köklü bir şeyler çıkacak. Peki yani sürtünme kuvvetinin yönü nasıl bulduk? Sürtünme kuvvetinin yönü o, var mı S söylemek istiyorum. Hareket yok. <laughs> tamam. Tamam şöyle bir şey yapalım. Ee, bu bir yüzey, bu bir yüzey. iki tanesi. Şimdi bunlar birbirlerine zıt yönde sürtünme kuvveti uyguluyor değil mi? Bir kere herhangi bir anda, herhangi bir yerde sürtünme kuvveti varsa bunlar zıt yönlerde kaza bunlardan birisi hareketle aynı yönde ise diğeri harekete ters yönde. Birisi harekete ters yönde ise birisi hareketle aynı yönde. Kaldı ki şu da olabilir. Şimdi bakın şöyle sürtünme kuvveti nasıl? Biri sağa biri sola doğru değil mi? Şunu buraya itiyorum bunu buraya itiyorum. İşte düşünün siz orasını. Şimdi ben bunu yukarı kaldırıyorum. Hareket yukarı doğru ya da aşağı doğru. Ama sürtünme kuvvetinin bu yönle hiçbir alakası yok. Sürtünme kuvvetinin aslında neyle alakası var? Hareketle alakası yok. Dikkat ettiyseniz. Bir daha söylüyorum. Ya da şöyle. Hani şöyle etiyorum ya. Şu tarafa doğru gidiyorum. İşte birindeki sürtünme kuvveti hareketle aynı yönde. Bir diğeri ters. Sonra şu tarafa gidiyorum. Sürtünme kuvvetleri aynı yönde hala ama hareket farklı yönde. Yani nereye gittiğinde hiç alakası yok aslında değil mi? Aynen. Sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymasını engelleyecek yönde. Sürtünme kuvvetinin tek bir tane yönü var. Bu. Ben de ilginçtir hayatım boyunca hiçbir okuduğum lise kitabında şurada burada bunu duymadım. Bu arada inanır mısınız? Şeyde de görmedim bunu. Ee, İngilizce yani çoğunluğu işte Amerika İngiltere'de yazılmış kitaplarda da görmedim. Çünkü böyle bir şey yazmaya ihtiyaç duymamışlar onlar. Ben öyle anladım. Bizde de sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir diye bir şey var. Yanlış. Sürtünme kuvvetinin hareketle bir ilgisi yok. Sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbiri üzerinden hareketiyle ilgisi var ve birçok şey zaten sürtünme kuvvetiyle ile harekete geçiriyorum. Mesela şunu tuttum şöyle. Şunu yaptım. Ne yaptım? Sürtünme kuvvetiyle. Tuttum şuradan. Şöyle kaldırıyorum. Sürtünme kuvvetiyle indiriyorum, kaldırıyorum. Sürtünme kuvveti uyguluyorum buna. İşte bir şeyi çekiyorum. Kendimi bilgisayarın mouse'unu oynatıyorum. Sürtünme kuvvetiyle. Yani kendimi hareket ettiriyorum. Zemin buz olsa yani ya da hiç sürtünme olmasa ben nasıl ilerleyeceğim? İlerleyemem değil mi? Olduğum yerde patinaj şekerim. Yani neredeyse etrafımdaki her şeyi kendim dahil sürtünme kuvvetiyle hareket ettiriyorum. O zaman bir ezber şunu silmemiz lazım. Sürtünme kuvveti hareketi engelleyici değil. Ama sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymama isteği. Çünkü adezyon kuvvetini gördünüz değil mi? Şu anda iki elin birbirine dokunuyor. Aralarındaki adezyon etkileşimi hatta bu bir miktar aynı malzeme olduğu için kohezyon da olmuş oluyor. Bu iki yüzeyin birbirini tutma isteği bunlardan birisi gitmek istediğinde diğer ona bir miktar yapışmış oluyor değil mi? Yapıştığı için onu da kendisiyle getiriyor. Yani tıpkı işte elinize bir tane şöyle bir priti biliyorsunuz değil mi? Prit tarzı bir yapıştırıcıyı şöyle deftere koysam, şöyle yapıştırsam, defteri çeksem. Hani iyi tutturduysam ne olacak? Defter kendisiyle gelecek. Onun gibi aslında tabi pirit bulaşıyor bulaşıyor bilmem ne. Elimiz birbirine bulaşmıyor akıcı değil bilmem ne değil. Ama yan yana getirdiğimiz her şey birbirine bir yapışma eğilimi gösteriyor. Belli oranda tutunma eğilimi. Bu da aralarında bir sürtünme etkileşimi yaratıyor. Aslında sürtünme dediğimiz şey çok da günlük hayatta anladığımız şey gibi bir şey değil arka planda. Birbirine temas eden iki yüzey birbirine tutunma eğiliminde biri giderse diğeri de ona gelsin istiyor. Tıpkı gövdenizle kafanız gibi. Gövde gidince kafada gelsin istiyor. Çünkü bu atomlar arasında çok güçlü bağlar var. O sayede. Aynı şey. Tamam o da onu kendisine götürüyor. Biz buna sürtünme kuvveti demiyoruz. Bu içeride olan o kuvvete. Çünkü şey gibi bu bütün bir yapı gibi. Ama bunlar birbirinden hani kesilmiş iki yapıysa, ayrı iki yapıysa, iki ayrı defter arasındaysa o zaman ona sürtünme diyoruz. İşte duruma göre şey yapıyoruz. Mesela iki yaprağı birbiri üzerinden kaydırıyorsak yapraklar arasında sürtünme kuvveti var diyoruz kağıdın yaprakları arasında. Şeyin defterin. Ama defteri toplu çekiyorsak defter içinde oluşan kuvvetlere sürtünme kuvveti falan demiyoruz. Genelde iki yüzey üzerinden tanımlıyoruz. Yani aynı şeyden bahsediyoruz ama farklı zamanlarda farklı adlandırıyoruz. Şimdi sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymasına engelleyici yönde ise ayağımı normalde buz olsaydı burası Hani yürümek için yaptığım ilk hareket ne? Şu. Değil mi Mesela şu? Kendimi ayağımı zemini geriye iterek kendimi ileri itiyorum. Zemini şu geriye itme hareketini yaptığımda eğer zemin ayağımın geriye kaymasına müsaade etseydi göreceğimiz şey şu olacaktı. Ayağım şöyle geri gidecekti. Ben hiçbir yere gitmeyecektim. Değil mi? Şöyle ayağım geri kayacaktı. Zemin buna engel olduğu için vücudumu ileri it, ileri itmiş oluyor. Yani ayağımı ileri itmiş oluyor. Ayağım vücudumu ileri itmiş oluyor temel olay iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymasını engellemek. Mesela burada iki yüzey birlikte duruyorlar. Şimdi bu aşağı doğru inecek olsa bu diyor ki gitme. Bu da diyor ki ben gidiyorum sen de gel. Bu bunu aşağı çekiyor. Cisim yüzeyi aşağı çekiyor. Bu da diyor ki ben burada duruyorum sen de benimle dur. O da onu e, yukarıya doğru çekiyor. İki elimi şöyle yaptığımda işte mesela şunu şuraya doğru ittireyim. Ee, öyle gibi olsun. Buna kuvvet uygulamayayım. Yani Bunu üsttekiyle böyle ittiriyor gibi olayım. Ee, ne oluyor? Alttakine şu yönde bir sürtünme kuvveti e, uyguluyorum. Çünkü buna göre bu bu ileri giderse geri gidiyor. Alttaki. Alttakini kendisiyle çekmek istediği için şöyle söyleyeyim. Alttakinin üstün, üsttekine göre hareketi nereye doğru? Bu tarafa doğru. Alttakinin üsttekine göre hareketi bu tarafa doğru. Ama aslında bu tarafa giden bu. Bağlı hareketten Söylüyorum. Bu diyor ki sen o tarafa gitme. O zaman biraz da e, kavramsal ifade edecek olursak sürtünme kuvveti e, iki yüzeyin birbirlerine göre hızlarını sıfırlayacak yönde. Çünkü birbirlerine göre hızlarını sıfırlamak istediğiniz zaman yani birbirlerine göre hareketlerini engelleyecek yönde aslında sürtünme kuvveti. Birbirlerine göre hareketlerini engellediğimiz zaman, birbirlerine göre hızları sıfırlandığı zaman bunlar birlikte hareket ederler. Değil mi? Hızları aynı olur. Bu da yapışma durumu işte. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı şey bu. İki cismin birbirine göre hareketini yok ediyor. Tamam? Bir top geliyor. Birisi topa vurdu. Sırtınızı döndünüz. Top şuradan çarparak geçti şöyle. Ne yapıyorsunuz? Topun hızını yavaşlatmış oluyorsunuz. Çünkü top çarptan da topa diyorsunuz ki sen gitme. Hani burada kal. O da diyor ki sen de benle gel. O seni şöyle çekiyor. Sen onu böyle çekiyorsun. Arada kuvvet bununla ilgili. Bu sırada dünya dönüyor. Dünya hangi yerine dönüyor diye soruyor muyuz mesela? Harekete göre karar vereceğiz ya sürtünme kuvvetine. Hayır. Top bana göre nereye gidiyor? Top bana göre bu tarafa gidiyor. O zaman benim topa uygulayacağım sürtünme kuvveti nereye doğru? Geriye doğru. Peki bana bakalım şimdi. Topun referans sistemde. Top duruyor. Bir tane Ertan hızla topa doğru geliyor. Ne yapacak? Topa e Gelen Ertan. Ben topum. Ertan hızla geliyor. Topa çarpıyor. Topa nereye doğru sürtünme kuvveti uygulayacak? Bu yönde uygulayacak. Ertan'ın topa uyguladığı geri bu tarafa doğru topun hareketi Ertan'ın topun Ertan'a göre hareketini engelleyecek yönde. Topun Ertan'a uyguladığı sürtünme kuvveti de topun Ertan'a göre olan o yaklaşma hareketini engel bu tarafa doğru olan hareketi engelleyecek yönde ileri doğru. O zaman zaten her durumda sürtünme kuvvetinin dediğim gibi birisi ileri birisi geri doğruysa e, hareketle hiçbir alakası yok. Ama bağlı hareketle ilgisi var. Çünkü bağlı hareketle bakın dikkat edin. Top bana göre bu yönde ilerliyor. Ben topa göre bu yönde ilerliyorum. O etki tepkiyi sağlamam için gerekli olan şey var burada. Zıtlık var. Ama olay harekete göre ise şey deniyor ya sürtünme kuvveti hareketi engelleyecek yönde. Tamam peki bir tane de hareketten bahsediyoruz. Bir tane hareketten. E, o o zaman şey ne olacak? Hadi zemin üzerinde kayan. Yapalım hemen. İşte diyoruz ki bu cismin hızı bu yönde ise sürtünme kuvveti hareketi engelleyecek yönde. Hareket sağa doğru. O zaman sürtünme kuvveti sola doğru. Kimin üzerindeki bu? Cismin üzerindeki. E zemin üzerindeki sağa doğru olan sürtünme kuvveti ben nasıl açıklayacağım o zaman? Harekete ters yönde ise. Zemin üzerindeki sürtünme kuvveti de sağa doğru. Çünkü Cisme göre zemin nereye gidiyor şu anda? Şimdi zemin ileri gidiyorsa zeminin üzerine bin şey pardon cismin üzerine bindiniz. Zemine bakıyorsunuz. Şöyle giden bir cisim zemine nereye gidiyor görüyor? Geriye gidiyor görüyor. Tamam zemin geriye gidiyor. Zemin geriye gidiyorsa cisim onun geriye gitmesini istemiyor. Onun kendisiyle kalmasını istiyor. Ona ne yapıyor? Bu yönde sürtünme kuvveti uyguluyor. Olay bu. Tamam yani bağıl hareketle alakalı aslında sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbirine olan bağlı hareketiyle. Tamam. Var mı anlaşılmayan bir şey? Mesela bir insan duruyor başlangıçta. Sonra şu tarafa doğru ivmelenmek istiyor. Ee, kanat çırpmadığına göre roket roketi olup arkaya doğru bir şey püskürtmediğine göre e, olayın dinamiğinden hemen yorumlayabilirim. Bunun sürtünme kuvveti hangi yönde? Buna etkilen sürtünme kuvveti. Sağ doğru. Bunu imelendiren kuvvet bu. Sürtünme kuvveti. Sonra bu arkadaş sabit hızla hareket etsin. Sabit hızla hareket etmeye başlayınca sürtme kuvveti hangi yönde? F net sıfır. Tabi sabit hızla hareket ediyorsa. F net sıfırsa sürtünme kuvveti sıfır. Biz tabi günlük hayatta hava sürtünmesi falan filan da var. O yüzden hani şey yapıyoruz. Bir de bizi şu yanıltıyor. Aslında biz yürürken yani yürüme çok ilginç bir hareket. Benim kütle merkezimin hızına bir baksanız şöyle bir şey görürsünüz hani hızlanıyor, yavaşlıyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. Aslında sürtünme kuvveti bir ileri yönde, bir geri yönde, bir ileri yönde, bir geri yönde. Yani ayağımı ileri attığımda hani bazen şunu yaşamışsınızdır. Şimdi zemin kaygansa ileriye doğru adım atarsız ileri kayarsınız. Demek ki sağlıklı bir zeminde düzgün bir zeminde aslında ara sıra sürtünme kuvveti yürürken nereye doğru etki ediyor? Geriye doğru. Her şey ayağınız öne kayıyorsa bunu engelliyor geriye doğru. Ama ileri doğru gitmek istediğinizde de geri itiyorsunuz zemini. E onda da ileri doğru. Yani insanın böyle kütle merkezi çok şey pürüzsüz bir şekilde sart ilerlemiyor ki sürtünme kuvveti sıfır olsun. Sürtünme kuvveti bir sıfır oluyor. Şey bir sıfırlanıyor. Bir pozitif oluyor. Bir negatif oluyor. Pozitif negatif. E ortalama olarak ben şöyle sart yürüyorum. Ama bu basit bir fizik sorusuysa sabit hızla yürüyen bir insanı etkeden sürtünme kuvveti nedir? Sıfır. Ama olay kar karmaşık sadece onu söylüyorum. Çünkü insan araba gibi böyle tren gibi rayda kusursuz ilerleyen bir canlı değil. Kütle merkezim yukarı iniyor aşağı iniyor vesaire. Değil mi? Koşucuları falan şeylerini görmüş müydünüz? Böyle karşıdan çekimleri oluyor. Ee, şey işte böyle Hüseyin Bolt gibi koşucuların. Karşıdan şöyle uzaktan şey yapıyorlar. Göğüs kafesi neredeyse hiç hareket etmiyor. Hani çatır 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 koşuyor. Ama ne kadar gereksiz şey varsa onu yok ediyor. Yani şöyle koşuyorsanız bayağı verimsiz bir koşma değil mi bu? Şu. ya kütle merkezi sürekli aşağı inip çıkıyor. Şeyi izlediniz mi? Engel, engelli koşucular var yani. O ne demek? Engelden atlayan koşucular. Heh? İşte ne bileyim. 110 metre engelli koşu bir şey oluyor falan. Hayır hayır. Paralimpikte koşucu engelli. Bunda engel var. Üzerinden atlayarak koşuyor. Aynı şey değil ya. Ula hiçbir şey bilmiyoruz ya. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Bildiniz değil mi ya? Şey var yükseklik var. Atlaya atlaya koşuyorlar. Valla burada internet çekiyor mu ya? Çekiyor. Tamam. Dersin sonunda hatırlatın. Bulacağım. Ya arkadaşlar öyle bir koşuyor ki vatandaş. İbrahim bak sen video kayarsın. Karşıdan çekmişler. Engellerden atlıyor. Göğüs kafesi hareket etmiyor. Yukarı aşağı inmiyor. Bacaklarını öyle bir açıyor ki gidiyor gidiyor. Bacaklarını açıyor kapatıyor. Hani o atlarken asla zıplamıyor. Asla yükselmiyor. Ya yani esnekliğini, vücudun esnekliğini kullanıyor. Çünkü zıplarsa zeminden kopacak. Zeminden koparsa itki alamayacak. Hızlanamayacak. Hani bunları engel olmak için optimize olmuş artık. Hani bir şekilde geliştirmişler hani bu işin tekniğini, bilimini. Vatandaş böyle ayaklarını açıyor, ayaklarını açıyor, ayaklarını açıyor. Karşıdan izliyorsun böyle bir tane kafa gittikçe sana doğru yaklaşıyor böyle. Çok korkunç bir görüntü yani. Ya gram mı yukarı aşağı hareket etmezsin. Yani hiç mi kıpırdamazsın? Gerçekten çok başarılı. Tamam? Ya yani yürüme normalde çok komplike bir şey. Tamam. Hızlanıyorsam sürtünme kuvveti, koşmaya başlıyorsam ileri doğru Sonra da bir süre sonra duruyorsam da durduğum anda da sürtme kuvveti geri doğru yürürken e, bayağı şey sürtme kuvveti hayli karmaşık e, ama şeyden anlayabilirim mesela bir tane oyuncak araba var e, bu böyle şeyli bir araba olsun uzaktan kumandalı bir araba şurası bir ileri yön olsun Gaza bastım bu yönde ilerlemeye başladı. Demek ki sürtünme kuvveti hangi yönde? Yani sürtünme olmadan bu gidebilir mi? Düşünün buzun, ya yani bu buzda da sürtünme oluyor da hiç sürtünme olmasa o tekerler boş döner. Hiçbir yere gitmez. Demek ki sürtünme nereye doğru? İleri doğru. O sürtünme nereden etki? Ne nereden etki ediyor? Evet. Peki ama şu önemli işte burada da. Bu oyuncak araba önden çekişli mi, arkadan çekişli mi? Şimdi arkadan çekişli ise onun sayesinde gidiyoruz, doğru mu? Yani buradaki sürtünme kuvveti... Siz mesela bisiklete biniyorsunuz. Bisiklet nasıl bir cihaz? Arkadan mı çekişli, önden mi çekişli? Tamam, önden çekişli bisiklet de bulabilirsin değil mi? Çocukların, şey, bebeklerin bisikleti önden çekişli. <laughs> He? Ya yani eskiden olabilir, Tamam. Şöyle uyduruk kaydırık bir şey çizelim. Siz şuradan çevirip arka tekeri döndürüyorsunuz, değil mi? Şimdi hemen bir odaklanalım bakalım arka tekerde neler oluyor. Siz e pedalı çevirince teker şöyle dönme eğiliminde oluyor. Yüzeyin tam şu noktasına odaklanın. Tekerin alt kısmı zemine göre nereye gitmek istiyor? Şöyle, şu kısmı. O zaman zemin gitme sen diyor, ona sağa doğru sürtünme kuvveti uyguluyor. Yani az önce konuştuğumuz şeyler gene burada da geçerli. E, teker büyük bir cisim. Yani neyse. Ne demekse bu. E, tekerin üst noktasıyla alt noktası teker boş dönerken farklı yönde dönüyor değil mi? İşte elime bakın. Elim üstten geçerken bu yönde gidiyor. <laughs> Alttan geçerken bu yönde gidiyor. Zeminde şöyle dönen bir teker aslında yani zeminde kaydığını düşünün. Sürtünme olmadığını düşünün. Teker nasıl dönecek? Şöyle dönecek. Zeminde diyor ki, sürtünme var. Sen böyle dönme. Hani burada kayıp gitme. İleri git. Hani şuna engel oluyor şu harekete. Şu hareket. Tekerin alt kısmının yaptığı hareket bu değil mi çünkü? Şu. Zeminde ona engel olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki sürtünme kuvveti ileri. Arkadan çekişli olan bu şey için. Ee, bisiklet için. Peki hızlanırken bu. Şöyle şu yönde hızlanıyorsun bu bisiklet. Peki ön tekeri ne söyledim? Ön tekerin de durumu nasıl? Öndeki teker dönüyor, tamam. Şimdi tekerler hangi yönde dönüyor? Şu mu? Saat yönünde, değil mi? Saat yönünde. De. Tamam. Peki bu tekeri kim döndürüyor? Tamam. Öndeki te yani bir kere arkadaki tekeri kim döndürüyor? Oradan, on önce oradan başla. Ha? Arkadaki tekeri kim döndürüyor? Biz döndürüyoruz. Nasıl döndürüyoruz? Pedal sayesinde. Pedal nasıl döndürüyor? Bir zincir var. Zincir nasıl döndürüyor? Şunu şöyle çekince şurada bir gerilme oluşuyor değil mi bu zincirde? Şu üstte oluşan gerilme sayesinde bir tork oluşuyor. Bu dönüyor. Sürtünme kuvvetinin uyguladığı tork burada ne yönde? Tork kavramını biliyor musun? Biraz. Kuvvetin döndürme etkisi. Dur sana soralım. Şu kuvvet tek başına şu tekeri hangi yönde döndürürdü? Şu şuraya olan sürtünme kuvveti. Saat yönü mü, saat yönünün tersi mi? Saat yönü bu yön. Saat yönünün tersi bu yön. Değil mi? Hangi yönde döndürür bu kuvvet? Bir daha düşün. O teker şu olsun. Şöyle. O orta noktasından tuttum. Bunu bir teker gibi düşün. Sütme kuvveti şu yönde değil mi? Şu yönde. Hangi yönde döndürüyor bunu? Saat yönünün tersinde. O zaman ben pedalı hangi yönde çevirmeliyim? Ben pedalı şöyle çevirmeliyim. Doğru mu? Çünkü pedalı böyle çevirirsem burada zincir sayesinde şöyle bir kuvvet uygulayacağım. Daha içten uyguluyorum ama bakalım gene. Bu gene o teker. Şurası tekerin ortasındaki mil. E, zincir şuradan geçiyor. Zincir şu yönde kuvvet uyguluyor değil mi? Tekeri şöyle döndürmem lazım. Değil mi? Tamam. Pedalı o zaman bu yönde döndüreceğim. Şurası tekerin üzerinde şöyle bir dönme etkisi gösterecek. Yani şöyle benim uyguladığım Kuvvetin döndürme etkisi tekeri döndürmek istediğim yönde sürtünme kuvveti de buna engel oluyor. Zaten zeminde sürtünme olmasaydı, zemin buz olsaydı siz tekeri çok daha rahat döndürecektiniz. Değil mi? Ama gitmeyecektiniz. Gitmek için sürtünme kuvvetine ihtiyacınız var. Mesele tekeri döndürmek değil, mesele tekerin gitmesi. Tamam. Tekeri siz döndürüyorsunuz. Şimdi burada dönme üzerinden mesela birçok şeyden anladık. Şimdi öndeki tekeri kim döndürüyor? Sürtünme kuvveti döndürüyor. Başka? Ne olabilir? Tekerin, öndeki tekerleğin ağırlığı tekeri döndürür mü? Hı? Yani teker düzgün bir şekilde ise değil mi? Şuradan uyguladığınız, ortasından uyguladığınız kuvvet döndürmez. Mesela ben bu su şişesini şöyle bir teker gibi düşünün. Bıraksam bu şöyle dönmeye başlar mı ya da şöyle dönmeye başlar mı? Olduğu gibi aşağı düşer. Hava sürtünmesi bir şeyler bunu döndürmüyorsa. Öyle olduğu gibi aşağı düşer. Şimdi o zaman ağırlık bir cismi döndürmeye yetmez. Değil mi? Çünkü zaten kütle merkezinden etki ediyor. Kütle merkezine göre tork alsam ağırlığın torku ne olur? Her zaman sıfır. Tamam o döndürmüyor. Peki şu tekerin merkezine şu birleşen kol. Hani elektromanyetik kuvvetler falan demiştik ya. Şu tekere şöyle bir kuvvet uyguluyor mu? Şuradan binen ağırlıkla birlikte bu yönde. Bu bir döndürme etkisi oluşturur mu? Hı? Ayrım bileşenlere? Bunun doğrultusu nereden geçiyor bu kuvvetin? Merkezden. Merkezden geçiyor. Bu döndürebilir mi? Evet. Bu da döndüremez. Geriye bir tek sürtünme kuvveti kaldı. Peki bu teker hangi yönde dönecek? Bu yönde. O zaman buradaki sürtünme kuvveti hangi yönde olması lazım? Böyle. Nereye doğru? İleri doğru. Böyle. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru olsa teker hangi yönde döndürür? Bu tarafa doğru. 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 Böyle, Böyle döndürür bu sefer arkaya doğru. Burada FC üstü diyelim. Demek ki bu bisiklet sağa doğru imelendiğine göre FC büyüktür. FC üstü olmak zorunda mı? Arka tekeri etkeden sürtünme kuvveti, ön tekeri etkeden sürtünme kuvvetinden büyük olmak zorunda. Tamam. Çok uzun süre bu bisiklete binerseniz görürsünüz ki tekerlekler özdeşse arka tekerlek daha çok yıpranır. Eğer freni de arkadan sıkıyorsanız ama tabii freni önden sıkıyorsanız ve kötü sıkıyorsanız ön tekeri daha önce yıpratabilirsiniz. Ama burada arka tekere daha fazla şey düşüyor değil mi? Görev düşüyor gibi oluyor. Ya, ama işte meraklısındır, yapıyorsundur. Devrilip devrilip kalkıyorsundur. Ben onu bilemem. Hani düşüp düşüp kalkıyorsundur. Bu arada kontrollü bir şekilde de Allah bir bu eksikte. Kontrollü bir şekilde de ön freni sıkabilirsin değil mi? İlla düşmek zorunda değilsin. Tamam. Ya bu müfredat falan sınırlarının bir tık dışında kalıyor da önemli değil. Ee, anlattığımız hiçbir şey müfredatın dışında değil. Hani bu örneği sormazlar diye söylüyorum. gidiyor? Çok güzel soru. Bakalım. Aynı bisikleti, arka tekerleği var, ön tekerleği var. Şimdi bunu şey yapalım. Ama buna gelmeden önce e, senin için daha basit bir tane örneğe bakalım. Onu da çözeceğiz. Ona etkilen sürtme kuvvetlerine. Şuna bakalım. Şuraya bir tane cisim koydum. Bu cisim nasıl aşağı doğru hızlanıyor değil mi? sorduğun şey bunun gibi bir şey. Şimdi üzerindeki ağırlıklara bakalım. Şey üzerindeki kuvvetlere bakalım. Bir ağırlığı var bunun. Şu aşağı doğru. Başka hangi kuvvet var görebiliyor musun? Buna etki eden. Z zemine tem Bu ağırlık yer çekimi kuvveti zaten. Bu cisim zemine temas ediyor. Şu. Bunun zemine, zeminin buna uyguladığı kuvvet var. Hangi yönde? Buna etki eden kısmı. Zemine etki eden kısmı dedi. Zeminin buna uyguladığı kuvvet hangi yönde olacak? Sürtünme olmasın burada. Tam yukarı mı? Aslında temel mantık ne biliyor musun? Bu yüzeye dik yönde olması lazım. Normal kuvveti demiştik ya. Şu kuv Şöyle bir kuvvet. Şöyle. Tam dik yukarı olamaz. Çünkü iki yüzey birbirine... Birbirlerini itecek yönde kuvvet uyguluyor. Mesela şu anda kolum elime şu yönde kuvvet uyguluyor. O kendisinden öteye. Yani yüzeye dik olacak şekilde. Bunun esprisi o. Şuraya dik olması. Bunun yönü belli. Bu her zaman aşağı doğru. Dünyanın merkezine doğru yani. Aşağı dediğimiz yönde dünyanın merkezi zaten. Tamam. Şimdi bu iki kuvveti bileşkesi vektörel toplam yaptığımız zaman... Bu arada biz 9. sınıfta iki boyutta vektörel toplam yapmıyoruz. Ama belki sen matematikte de görmüş olabilirsin. Başka yerlerde de görmüş olabilirsin. Bu vektörü bunun ucuna eklediğimiz zaman Onu gördün mü? Vektör toplamını. Vektör toplamını şöyle yapıyoruz. Vektörleri ucuca ekliyoruz. Tıpkı şey gibi. Sayı doğrusunda toplamayı şöyle yapıyoruz ya. İşte 3, 5, eksi 2, eksi 7. Hani ileri geri. O tek boyutta. Bu da iki boyutta. Alıyoruz bunu bunun ucuna. Ya da alıyoruz bunu Boyunu hiç bozmadan bunun ucuna ekliyorum. Bak bunu aldım. Bunun ucuna ekledim. G artı N'yi bulmuş oldum. Yani iki vektörün toplamı. İki vektörün toplamı da bana şu yönde bir net kuvveti verdi. Bu iki vektörün toplamı net kuvveti verdi. Şimdi bu kuvvet bu yöndeyse, net kuvvet bu yöndeyse bu cisim nereye doğru gider? Bu cisim aşağı doğru iten şey neymiş? Hem ağırlık hem de zeminin normal kuvvetinin toplamı. İkisi bu yönde. Peki şuna gelmeden önce şuna bakalım. Bu bir tekerlek. Bu 12. sınıfın 1. döneminde gördüğünüz açısal momentum konusu falan içerisinde de olan bir şey aslında şu anda yaptığımız ama biz bizim kadar, bizim yaptığımız kadarı da bizim için yeterli. Zaten sayısal hesaplamalar yapmıyoruz. Sadece yönlerine bakıyoruz. Bu bir tekerlek zemin sürtünmeli. Tekerleği serbest bıraktım. Bu tekerlek ne yapacak? Sürtünmeli yüzeyde yuvarlanarak gitmeye başlayacak, değil mi? Yani sadece böyle olduğu gibi kaymayacak, değil mi? Dönecek aynı zamanda sürtünme olduğu için zeminde. Peki. Buna etki eden kuvvetleri şuradaki gibi çizelim. Bunun bir ağırlığı var. Zeminin normal kuvveti var kendisinden öteye şöyle dik. Çemberin şey gibi özelliği var, değil mi? Şurası dikse, şu dik çemberin neresinden geçiyor? Merkezinden geçiyor. Bu da merkezden geçiyor. Ağırlık da merkezden geçiyor. O zaman bunlar merkezden geçen kuvvetler cismi döndüremez. O da şöyle bir şey, sen onu görmemiş olabilirsin. Şimdi bu, bunun diyelim ki şöyle kütle merkezi. Şuradan kuvvet uygularsam dönmez değil mi? Şuradan ya da şuradan uygularsam bunu döndürebilirim. Anlattığımız şey o. Şimdi bunlar bu cismi döndüremiyor kim döndürebilir bu cismi? Bu, bu teker nereye doğru yuvarlanacak? Hani hangi yönde? Saat yönünde mi? Saat yönünün tersinde mi? Saat yönünde yuvarlanacak. Şöyle. O zaman bir kuvvetin bunu şöyle döndürmesi lazım. Yani zemindeki sürtünme kuvvetinin bunu böyle döndürmesi lazım. Sürtünme kuvveti o zaman nereye doğru olması lazım? Şu tarafa doğru olsa şöyle döndürür. Demek ki Sürtünme kuvveti bu yönde. Fakat sürtünme kuvveti şunu yenecek kadar değil. Çünkü burada da aynı mantık var değil mi? Ne ile G'yi toplarsam bu yönde çıkıyor. Sürtünme kuvveti de ondan küçük. Bu cisim aşağı yuvarlanıyor. Onda sorun yok. Ama şu ikisi bu cismi döndürmeye yetmiyor. Kim döndürüyor bu cismi? Sürtünme kuvveti döndürüyor. Sürtünme kuvveti de böyle e, yukarı yönde. Tamam Bunlar zaten ya burada şey gibi. E, a sürtünme kuvveti hareketi ters yönde çıktı. Hayır evet. hayır o değil. İki yüzeyin birbiri üzerinden kaymasını engelleyecek yönde gene. Sadece buna odaklanın. Şimdi bu teker sürtünme olmasaydı nasıl kayacaktı? Böyle kayacaktı değil mi? Hiç dönmeden kayıp gidecekti buradan. Şunun gibi. Şöyle kayıp gidecekti. Şimdi bir cisim şöyle kayarsa, sürtünme varsa burada bu alttaki zemin buna nasıl kuvvet uygular? Görebiliyorsunuz değil mi? Mesela şeye bakın. Eee Elimde bıraktığı etkiye bakın. Elimi aşağı doğru çekiyor. Değil mi alttaki elimi? Tam ter tersini göstereyim. Bu buradan kayarken de şuraya bakarsanız da alttaki elim üstteki elimi yukarıya doğru çekiyor. Değil mi? Bu aşağı kaymak isterken. Dolayısıyla bu cismin şöyle şurada şu şekilde dönmesine sebep oluyor. Tamam. Sürtünme kuvveti gene iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymasını engelleyecek yönde. Bu cismin üzerindeki sürtünme kuvveti. Zemindeki sürtünme kuvveti nereye doğru? Aşağıya doğru. Bu eğimli arazide eğer küçük ufak taş parçaları olsa bu taş parçaları nereye itilmiş olacak bu tekerin yüzünden? Aşağı doğru itilmiş olacak. O zeminin tek tekere uyguladığı sürtünme kuvveti yukarı doğru olan. Zemin, tekerin zemine uyguladığı aşağı doğru. Şuradaki gibi. Zemini aşağı doğru kaydırmak istiyor. Tamam. Ee, bir bisiklet de böyle aşağı doğru inerken pedal da çevirmiyorsanız eğer şimdi Bazen şöyle tekeri yok şey bisikleti yokuş aşağı bırakırsınız kendi kendine hızlanır. O durumda iki tekere de etki eden sürtünme kuvveti geriye doğru. Bu sürtünme kuvveti tekeri böyle döndürür. Bu sürtünme kuvveti tekeri böyle döndürür. Ama siz bundan daha yüksek bir iğme ile aşağı inmek isterseniz, daha hızlı bir şekilde inmek isterseniz ne yapacaksınız? Bir kere şunu denememişsinizdir. Tekeri pedalı yavaş çevirirsiniz, pedal boş döner. Çünkü bisiklet daha yüksek bir ivmeyle sizden daha ivmeli bir şekilde kendiliğinden gidiyor. Onu yenebilmeniz lazım. E onu yendiğinizi düşünün. Onu yendiğinizde de teker şöyle bir patinaj çekme eğiliminde olmaz mı? Zemin de buna müsaade etmiyor. O zaman zeminin sürtünme kuvveti hangi yönde olur? Bunu engelleyecek yönde, aşağı doğru yönde olur. Zaten sizin de aşağı itilmeye ihtiyacınız vardı. Onu da sağlamış oldunuz. Tamam. Bisiklette gidiyorum. Böyle gidiyorum. Arka freni sıktım. Ön fren yok. Sabit hızla gidiyorum. Arka freni sıktım. Bisiklet yavaşlıyor. Sürtüme kuvveti hangi yönde? Arka tekeri sıktım. Bisiklet yavaşlıyor. Hı? Yo, düz zemindeyiz. Şuradayız. Çizelim Artık bisiklet şundan ibaret. Bunu idare edin. Bir bisiklet sağa doğru gidiyordu. şu tarafa doğru gidiyor ama yavaşlıyor da. Şöyle. Bu hızı ama yavaşlıyor. Yavaşlıyorsa ilmesi hangi yönde? Sola doğru ilmesi İğme sola doğruysa net kuvvet hangi yönde olması lazım? Tamam. Demek ki buna Arka, e, freni de arka tekerden sıktığınıza göre arka tekerdeki sürtünme kuvveti ne yönde olması lazım? Sola doğru olması lazım. Şimdi bu sürtünme kuvveti Böyle etki ediyorsa bu tekeri, teker de şu yönde dönüyor değil mi? Şu anda İlerliyoruz Bu sürtünme kuvveti bu tekeri hızlandırmaz mı? Nasıl olacak? Ee, şöyle dönen bir cisme... ...şöyle bir kuvvet uygularsan daha da hızlı dönmez mi? Teker nasıl... ...efendim? Fren yapalım. Bak adam... Pardon. Doğru cevap. Ee, fren yaparken... ...orada bir tane bir mekanizma var. Tekeri sıkıştırıyor. Ne yapıyor o? Evet. Şimdi teker şöyle dönerken... Hadi kafanıza canlandırın. Teker şöyle dönerken... ...şuradan sıkıştırarak... ...tekerin şu yönde dönmesine evet. engel oluyor. Yani tekere te ters yönde sürtünme kuvveti uyguluyor. Şöyle diyelim ona. Tekerin üst kısmından fren kuvveti uyguluyor. Bu fren kuvveti tekerin dönmesini yavaşlatıyor. Tamam? Hatta size bir şey söyleyeyim hemen madem. Şu olmasa ben tekeri daha hızlı durdurur muyum? Şu olmasaydı şu tek başına tekeri daha hızlı durdurmaz mı? Teker bu yönde dönüyor. Şu da ters yönde. O zaman ben mesela bisiklette gidiyor olmasam da bisikletin arkasını havaya kaldırsam teker dönüyor olsa frene bastığımda cırt diye tekeri durduramaz mıyım? Durdurabilirim. Ama zeminde giderken teker çok uzun sürede duruyor. Çünkü senin ağırlığın, bilmem neyin mesafe uzun, yavaş yavaş duruyor değil mi? Çünkü sürtünme kuvveti tekerin dönmesine sebep oluyor. İşe alındı, arka tarafı kaldırdın. Hayır. Arka... Diyelim ki çok akrobatiksin. Öne eğildin, arka tarafı kaldırdın, Ar freni sıktın, arka tekeri dundur, durdurdun ama bisiklet gitmeye devam ediyor. Durdurduğun anda indirecek. Durdurduğun anda indirdin, bu sefer teker dönmeye başlayacak. Önce bir patinaj çekecek yerde. Yani durgun bir teker, arka teker indi yere, bisiklet ileri doğru gidiyor, ne olur bu teker? Tekrar dönmeye başlar. Hiçbir işine yaramaz. Yani öyle olsaydı araba şöyle yapardı. Arabanın 6 tane tekeri olurdu. 2 tane tekerini havaya kaldırırdı. Durdururdu. Sonra onları yere indirirdi. Durur, dururdu böylece. Öyle bir şey yok. O tekerleri yere indirdiğinde arabanın hızı var. O tekerler fırıldır fırıldır tekrar dönmeye başlayacak. Yanık kokusu gelecek. Bilmem ne olacak. Zeminle kontağı kaybedeceksin. Zeminle kontağı kaybettiğin için o tekerler kayacak. Biliyorsunuz ABS sistemi var. Zemin üzerinde teker kaymasın ki kontak kaybı olmasın adezyon kuvveti düşmesin. Yani sizin statik kinetik sürtünme dediğiniz durum. Ee, biliyorsunuz kayma olduğu zaman sürtünme kuvveti düşüyor. Değil mi? Ondan bahsetmeyeceğim dedim ama bir kısa öyle bir söylemiş olayım. O yüzden de araba ne yapıyor? Fren yapmanıza rağmen tekerin dönmesine müsaade ediyor ABS sistemiyle. Böylece tekerin kaymasına engel oluyor. Bisiklette de çok iyi durmak istiyorsanız ABS'ye çok yakın bir fren yapmanız lazım. Tekerin kilitlenmesine müsaade etmeden fren yapmanız lazım. Orada frene asılırsanız Yapmışsınızdır çocuk yani eğlenmek için tekeri sıkarsın, arka tekeri kilitlersin. Teker kayar, mayar falan filan. Ama tehlike anındaysan, karşında bir araba var, bir anda yokuş aşağı iniyorsun, bir araba çıktı, durman gerekiyor. Sakinliğini koruyabiliyorsan, freni yavaş yavaş sıkıp tekerin dönmesine müsaade etmen lazım. Tekeri freni cart diye sıktığında o bisiklet bir kızaklanır. Kayar kayarken yavaşlarsın ama hani duramazsın. Ama diğer türlü bir şansın olabilir. Değil mi? Ece Dersin sonuna geldik mi? daha hadi videoyu göstereyim. Ya sürtünme kuvvetiyle ilgili de yönüyle de ilgili e, bence çok güzel bir şey yaptık. Hem sürtünme kuvvetinin yönünü konuştuk hem de büyüklüğünün aslında maksimum değerinin k çarpı ne olduğunu söyledik. İki tane ezberinizden kurtulsanız bana yeter. Ben şimdi videoyu bulmaya çalışayım. Tamam kamerada bir tık şey var. Kamera stabilize edilmiş ama şey anlayabilirsiniz aslında relatif olarak yani çevresine göre ne kadar az hareket ettiğine bakın şeyinin. Pardon. Şey, kamera kafasına sabitlenmiş. Hani kafası oynayınca kamera da oynuyor. O yüzden şey. E, hani o yanıltmasın sizi ama kamera da ne kadar az oynuyor ona bakın. Yani kafası oynamıyor değil. Kafası oynuyor ama çok az oynuyor. Ee, vücudunun mesela kafasının kafasının üst noktasının engellere göre ne kadar az yükseldiğine dikkat edin. Onun yerine bakın şeyi bile değil mi? Omuzu bile katlanıyor. Hani vücudu geliyor. Çünkü neden? Her seferinde vücudunu yukarı aşağı indirip kaldırması enerji kaybına yol açacak. Bir de zeminden uzaklaşmış olacak. Onun olmaması için böyle bir şey. Adam zaten 110 metre koşacak. Brezilya'dan gelmiş Tokyo'ya. 110 metre koşacak, madalyayı alıp gidecek. Bütün olay bu. Kafa yükselmiş, alçalmış. Çok sıkıntı değil onun için. Madalyayı alsın, her yol mübah. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle ders yapmak çok keyifliydi. İyi ki burada buluştuk. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.